Başkanının sözlerini ekrana getirdik. Biraz üzerinden konuşalım. Haftalardır yeni kabineden bahsediyoruz. Nasıl bir kabinenin şekilleneceğinden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı dedi ki partili olmayan bakanlarla kabine oluşturacağız. Bu ne demek o zaman? Bir soralım, hemen Ankara'ya dönelim. Temsilcimiz Melik Yiğitel karşımızda. Melik Yiğitel, merhaba. Merhabalar Elin Aslan. Melik Yiğitel, Cumhurbaşkanı diyor ki partili olmayan bakanlardan bir kabine oluşturacağız. Şimdi buradan ne anlamak gerekiyor? Mesela partili olmayacaksa eski bir AK Parti milletvekili ama şu an mecliste değil, kabinede görebilir miyiz? Veya milletvekili bile olmasa bir AK Parti üyesi ama sonuçta AK Partili, onu mecliste görebilir miyiz? Ne kastediyor Cumhurbaşkanı bu cümleyle? Kastettiği aslında hani siyasi kimliği çok öne çıkmış, hala aktif olarak AK Parti'nin içinde görev alan, yönetimde görev alan ya da işte milletvekili olarak yeni dönemde olanlar olmayacak. Fakat bu şöyle, hani bir iki isim için istisna olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı burada ağırlıklı olarak genelini kastetti. Çünkü Sayın Mustafa Elitaş da bu bir iki isim bu genel kaideyi, istinayı bozmaz diye anlıyoruz ki evet, aslında günlerdir de konuşuyoruz. Ağırlıklı olarak işte bürokrasiden, eski bakanlardan, eski milletvekillerinden, iş dünyasından, STK'lardan. Evet, bu artık kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı açıklaması da günlerdir konuştuğumuz şeyi doğruluyor. Evet, artık böyle bir kabine ağırlıklı olarak. Bir tek hani bu milletvekili olup da istifa ettirilip kabineye alınacak isimler 3-5'i bulur mu diye, orada da anlıyoruz ki 1-2'yi geçmeyecek. Yani ağırlıklı olarak yani yine milletvekili olmayan, parlamentoda olup da 1-2 ismin, 1-2 istisnanın istifası olabilir. Biz tamamen parlamento dışı diye düşünmeyelim o zaman. Doğru mu Melik Yiğitel? Evet, evet. Yani o kapıyı tümüyle kapatmak doğru olmaz. Bu bir iki tane isim için bu istisna tanınabilir. Kaldı ki zaten bu bir iki isim oraya taşındığı anda o da milletvekilliği olmayacak. Yani milletvekilliğinde istifa edecek. Dolayısıyla o ünvanı geride kalmış olacak ve aslında Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı şey bir tarif yapıyor. Diyor ki yeni kabine ama tamamen böyle çalışma odaklı, teknik ağırlıklı ve liyakat esas olacak. Yani şimdi öncekilerde seçilen bakan aynı zamanda siyasi bir kimliği vardı. Hı hı. Nedir? İşte varsayalım işte Kırşehir milletvekili. Şimdi oradaki il teşkilatı, il dengeleri, her şey bu işin içine girebiliyor. Bir, iki, mecliste bir denge gözetmek durumunda kalıyor. Yani milletvekilleri arasında ve iller arasında bir denge de gözetmek zorunda. Bu yeni sistemde bu tümüyle ortadan kalkıyor. Yani ne siyasi bir kimliği var, ne siyasi bir angajmanı, ne de siyasi bir hesabı olacak. Hı hı. Dolayısıyla burada asıl olan işin ehemmiyeti, önemi nedir ona karar verecek. Ve seçilen kişinin de liyakati öne çıkacak. Yani orada il teşkilatı birinin aleyhine rapor yazdığı zaman onu listeden kesmek falan burada olmayacak. Sonuç itibariyle onun notunu Sayın Cumhurbaşkanı ve millet verecek. Bakan olacak kişinin. Ama şu anki tabloda birçok kişi veriyor. Yani kendi il örgütü, kendi ilin milletvekilleri, hatta geriye kalan bütün milletvekilleri. İşte ben şu ilime bir şey istedim ama bakan taş koydu falan diye. Hı hı. Şimdi bunları artık görmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı aslında ağırlıklı olarak böyle bir tarif ama bize şeyin de ipucunu veriyor. Yani yeni kabineye dair ne olacağının da tarifini aslında yaptı. %90 ağırlıklı dışarıdan isimler olacak. Bize biraz da bunu gösterdi. Bu cümlesinden bunu anlıyoruz. O yüzden de bu istisna en fazla bir iki isimle sınırlı olacak gibi görünüyor. Melik Yiğitel, normalde hani bu bakanlar isimleri belirlenirken öncesinde böyle kulislerde konuşulan, sızan isimler olurdu. Ya bu seferki durumda yeni sistemle birlikte bu daha böyle bir kapılı kapılar ardında mı bu isimler belirleniyor? Yani dışarıya sızan isim mi yok, yoksa Ankara kulislerinde acaba diyorum konuşuluyor da hani bizimle bir paylaşmak ister misiniz? Var mıdır öyle öne çıkan isimler Melik Yiğitel? Şöyle... şöyle, yani tahmin edilen, konuşulan isimler var tabii. Fakat bu kez hakikaten çok hani meclisten de ayrı olduğu için, aha, mesela daha önce meclis içinde olduğu için
Atıyorum yani potansiyel o bakan adayın yürüyüşünden bile anlıyordunuz. Şimdi bu yeni şeyde çok anlamak biraz zor çünkü hani şeyde parlamento dışından. Ama tabii konuşulan isimler var sevgili Elin. Yani mesela eski bakanlardan Sayın Naci Ağbal, Mehmet Şimşek, Ömer Çelik konuşulan isimlerden. Mevcut hala milletvekili olup istifa ettirmesi gündemde olan ve konuşulan isimler var. Onlardan biri Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, bir diğeri Sayın Berat Albayrak. Hı hı. Şeyden danışman kadrosundan oraya kaydırılacak olan isimlerden bahsediliyor. Özel sektör ve iş dünyasından bir takım isimler konuşuluyor. Ama bütün bunlar hep böyle hani tahmini, tarif ve tanımdan yola çıkarak tahmin edilen isimler. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın tasarrufuna bakarak yani bazı isimleri böyle tereddütsüz listeye koymadı. Sayın Naci Ağbal gibi. Sayın Ağbal'ın başarılı bir bakanlık geçmişi var. Başarılı bir bürokratik geçmişi var. Dolayısıyla hani oradan bir tahmin yürütmek mümkün. Ya da işte Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin çok başarılı işler yaptı. Bir bürokrat olarak iyi işler yaptı. Şimdi mesela Milli Eğitim için konuşulan isimlerden biri. Ama bütün bunlar dediğim gibi hani bir tahmin çünkü eski sistemde hakikaten ya böyle o milletvekili yürüyüşünden anlıyorduk, hı hı, ya da etrafındaki kalabalıktan anlıyorduk. Yani normalde sadece danışmanı ve şoförleriyle içeri giren adama bir bakıyorduk ki arkasında bir teşkilatı, mahalle, belde teşkilatı falan. Tabii yani 100 kişiyle giriyor. Kendi illerinin milletvekilleri hitabından anlıyorsunuz. Anlıyordunuz bir şekilde. Grup yönetimde konuşuluyordu. Bir şekilde duyuyordunuz. Şimdi tamamen meclis dışına bırakıldığı için yani çok sınırlı sayıda kişi biliyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ve ona yakın olan bir iki danışmanı öbür türlü hani tanım ve şeyden tahminden ya da işte parti yönetiminden ya bu isim olabilir dediği için oradan bir tahmin yürütmek mümkün oluyor. Yani bu iş bu kez biraz zor.